Bitlis'e bölgeden aktaracağımız gelişmelerle karşınızdayız. Telefon dolandırıcıları Bitlisli'yi de kandırmaya çalıştı ancak bu kez sert kaya çarptı. Bitlis merkezde Saray Mahallesi muhtarı İlhan Turgut'u bir kişi aradı ve kendisini emniyet müdür yardımcısı olarak tanıttı. Muhtar bu duruma inanmadı ve dolandırıcı olduğunu anladı. Hemen Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları için onları uyardı. Telefon dolandırıcıları Bitlis'i de dolandırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Bitlis merkeze bağlı Saray Mahallesi muhtarı İlhan Turgut dolandırıldığını söyledi. Saray Mahallesi muhtarı İlhan Turgut cep telefonundan kendisini arayarak emniyet müdür yardımcısı diye tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi. Bitlis'te meydana gelen olayda muhtarı cep telefonundan arayan ve kendisini emniyet müdür yardımcısı olarak tanıtan henüz kimliği belirsiz kişi "Neredesiniz? Son 3 ay içinde kimliğinizi kaybettiniz mi?" dedi. Dolandırıldığını anlayan Bitlisli muhtar İlhan Turgut hemen Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak Saray Mahallesi muhtarı İlhan Turgut haber ekibimize şöyle konuştu. Son 3 ay içerisinde kimliğinizi kaybettiniz mi? Veya kimlik fotokopisini herhangi bir yere verdiniz mi? Bu sözlerden sonra kimlik bilgilerin farklı terör örgütlerin şeyine karışmış. Ondan dolayı biz evinize bir operasyon yapacağız. Kart bilgilerimi ve TC kimlik numaralarını bu şahıslara vermeyelim. Buna çok dikkat edelim. Düşünün ki bir emniyet müdürü veya emniyet müdür yardımcısı veya savcı veya da başsavcı direkt bir şahıstan kimlik bilgilerini, banka hesaplarını ve evdeki mücevherleri sormaz. Bunda dikkatli olalım ve bu tür konularla baş başa geldiğiniz zaman özellikle vatandaşlarımdan ricam direkt hiçbir yere intikal etmeden emniyete ve jandarmaya direkt başvursunlar. Hiçbir yere de gitmesinler. Teşekkür ederim. Soğuğun ve karın başkenti Bitlis'te ağaçlar çiçek açtı sevgili izleyenler. Bahçeler rengarenk çiçeklerle doldu. İnsanın içini ısıtan bu görüntüler soğuğun ve karın başkenti Bitlis'ten. Uzun süren kış mevsiminin ardından havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte meyve ağaçları çiçek açtı. Bahçelerde dikilen meyve ağaçlarının çiçek açması doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Soğuk ve karlı illerden biri olan Bitlis'te havalar yeniden ısınmaya başladı. Uzun süre beyaz örtüye bürünen Bitlis, karın kalkması ve havaların ısınmasıyla yeniden yeşile büründü. Baharı müjdeleyen ağaçlar çiçek açtı. Bahçeler renk renk çiçeklerle doldu. Tatvan Gençler Birliği Spor'dan güzel bir haberimiz var sırada sevgili izleyenler. Elimizi bal liginde temsil eden tek takım biliyorsunuz Tatvan Gençler Birliği Spor. Gençler Birliği Spor playoff'a yükselmeyi başardı. Bingöl Çapakçur Spor'u 2-0 yendi. Bal liginde Bitlis'i temsil eden tek takım olan Tatvan Gençler Birliği Spor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Bingöl Çapakçur Spor takımını 2-0 yenerek 3. lig yolunda playoff'a geçmeyi başardı. Bingöl'deki karşılaşmada elde ettiği sonuçla playoff'a geçmeyi başaran takım yönetici ve futbolcuları için Tatvan'da bir alışveriş merkezi önünde kutlama düzenledi. Kutlamayla futbolcuları karşılayan taraftar slogan atarak ve meşaleler yakarak sevinç gösterisinde bulundu. Tatvan Gençler Birliği Spor Teknik Direktörü Hakan Keleş yaptığı açıklamada playoff'a geçmeyi başardıklarını söyledi. Evet, zor maçtı. Her maç zordu. Biz hedef yapmıştık 7'de 7 maç yapacağız diye. 7'de 6 yaptık, bir tane beraberliğimiz var. Ama yetti bize, playofflara kaldık. Birinci olmayı istiyorduk ama ikincilik de bizim için fark etme. Playoff'ta sonuçta playoff'a kalıyorsunuz. Ama Tatvan şehrine, böyle Tatvan ilçesine böyle bir sevinç yaşattığımız için mutluyuz. İnşallah playoff'ta da 2 tane galibiyet alıp hak ettiğimiz 3. lige kavuşacağız inşallah. Thank you.
Evet, teknik bir arızadan dolayı yayınımızı ara vermek zorunda kaldık. Sizlerden özür diliyoruz sevgili izleyenler. Haber bültenimiz kaldığı yerden devam ediyor. Gelen olan genel kurulla Bitlis Eğitim Birsen Bitlis Şube Başkanlığı'na Cabir Duran seçildi. AK Partili Başkanı Fatih Kadiroğlu Cabir Duran'ı beraberindeki heyetle ziyaret etti ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Bitlis İl Başkanlığı olağan genel kurulla seçilen Eğitim Birsen Bitlis Şube Başkanı ve üyelerini ziyaret etti. Olağan genel kurulla başkanlığa seçilen Cabir Duran'ı ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Fatih Kadiroğlu ve beraberindekiler hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Sendika toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Kadiroğlu, STK'larda değişimin ve taze kanın her daim iyi olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Fatih Kadiroğlu, Eğitim Birsen Bitlis Şube Başkanı Cabir Duran'a partilerinin 12 yıllık icraatlarını anlatan bir kitap hediye ederken, Başkan Duran ise Fatih Kadiroğlu'na bir kitap seti hediye etti. Meteoroloji uyarıyor sevgili izleyenler. Dikkat diyoruz, yağışlar devam edecek. 23 Nisan'da da havanın açık ve bulutlu geçeceği belirtiliyor. Yetkililer vatandaşları sel, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü aralıklarda devam eden sağanak yağış nedeniyle vatandaşları sel, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı. Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın akşama kadar devam edeceği belirtildi. Yarın havanın az bulutlu ve açık geçeceği bildirilen açıklamada şunlara yer verildi. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın özellikle Van'ın kuzeyindeki Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçeleriyle Bitlis'in Adlıcavaz ilçesinde etkili olması tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ulaşımdaki aksamalara, sel, yıldırım, lokal, dolu ve yağış anındaki kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Açıklamada 23 Nisan'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. Tatvan'da öğrenciler ağız ve diş sağlığı taramasından geçti. Öğrencilere diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı. Ayrıca diş sağlığı konusunda da bilgilendirildi. Tatvan ilçesindeki öğrenciler ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi. Tatvan Toplum Sağlığı Merkezi Kaymakamlık bünyesinde hizmet veren Koruyucu Yetim Destek Merkezi'ndeki dezavantajlı 60 öğrencinin ağız ve diş taramasını yaptı. Öğrencilerin ağız ve diş sağlığı taramasını yapan diş hekimleri ve hemşireler düzenledikleri seminerle de öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemini anlattı. Seminer sonunda öğrencilere diş macunu ve diş fırçası da dağıtıldı. Diş hekimi Serkan Duran yaptığı açıklamada taramanın ardından öğrencileri diş sağlığı konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Adlıcavaz Kaymakamı Özer Özbek bundan 7 ay önce trafik kazası sonucu iş göremez hale gelen Abdülkerim Günay'a yardım eli uzattı ve aileye destek için yapılması gereken çalışmalara talimat verdi. Bitlis'in Adlıcavaz ilçe kaymakamı Özer Özbek geçirdiği trafik kazası sonucu evinde yatan Günay ailesine yardım eli uzattı. Adlıcavaz'a bağlı İpek Çayır Köyü'nde 7 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu evinde yatan ve bu sebeple iş göremez halde ailesiyle birlikte geçim sıkıntısı çeken 6 çocuk babası Abdülkerim Günay'ı ilçe kaymakamı Özer Özbek ve ilçe jandarma komutanı Mesut Başkurt evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ailenin mağduriyetini yerinde inceleyen Kaymakam Özbek, mağdur aileye devletin imkanları ölçüsünde maddi ve manevi desteği vereceklerini söyledi. Kaymakam Özer Özbek, aileye gerekli desteğin verilmesi için çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını verdi. Evleri oturulamaz halde olan aileye kaymakamın destek sözü vermesi aileyi sevindirdi. Van Bahçesaray Karayolu Belülan mevkine çığ düştü sevgili izleyenler. Yolun her iki tarafında yaklaşık 60 araç mahsur kaldı. Aralarında yaşlı çocuk ve kadınların da bulunduğu 200 kişi saatlerce kurtarılmayı bekledi. 4 saatlik çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı. Van Bahçesaray Karayolu'na çığ düşmesi sonucu kapanan yol 4 saat süren çalışmalar sonucu ulaşıma açılarak mahsur kalan vatandaşlar kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre önceki gün öğle saatlerinde Van Bahçesaray Karayolu'nun Belülan mevkinde yola çığ düşmesi sonucu karayolu ulaşıma kapanmıştı. Çığın ardından yolun her iki tarafında bulunan yaklaşık 60 araç mahsur kalmıştı. Yolun kapanmasının ardından Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bölgeye iş makineleri sevk etti. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu yaklaşık 200 kişi uzun süre yolun açılmasını bekledi. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Yola çıkan zincirli araçlar kar bölgesinde mahsur kalınca bu kez de yol araçlardan dolayı kapandı. İş makineleri devreye girerek araçları çekip yolu ulaşıma açtı. Mahsur kalan araçlar yolun açılmasıyla yollarına devam ettiler. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 2. Bingöl Kalkınma Platformu toplantısına katılmak üzere Muş'a geldi. Bakan Yılmaz burada yaptığı açıklamasında 30 Mart'ın yerel seçimlerin ötesinde bir anlam ifade ettiğini ifade etti ve Muş'tan çıkan sonucun Başbakan'ı mutlu ettiğini söyledi. Bakan Yılmaz öte yandan 1 Mayıs'ta Taksim'e engellenmesi konusunda da duyarlı bir toplum olmamız lazım dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 1 Mayıs'ta Taksim'e izin verilmemesine dikkat çekerek herkesin miting yapma, toplantı yapma hakkına sahip olduğunu ama devletin gösterdiği yerlerle yapılması gerektiğini söyledi. Bakan Cevdet Yılmaz, 2. Bingöl Kalkınma Platformu toplantısına katılmak üzere Muş'a geldi. AK Parti Muş Milletvekili Faruk Işık'la birlikte Bakan Yılmaz'ı Muş Valisi Vedat Büyükersoy, Belediye Başkanı Feyyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Erhan Arıkan, Emniyet Müdürü Faik Aksu ile partililer karşıladı. Burada bir süre dinlenen Bakan Cevdet Yılmaz daha sonra Belediye Başkanı Feyyat Asya'yı makamında ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili Başkan Asya'dan bilgi alan Bakan Yılmaz, 30 Mart seçimlerinin yerel seçimlerin ötesinde anlamlar ifade ettiğini söyledi. Muş'taki seçim sonuçlarının sevindirici olduğunu dile getiren Bakan Yılmaz, bu seçimde özellikle Muş'un göstermiş olduğu tavrı, başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Sayın Başbakanımızın en sevindiği sonuçlardan biri de Muş'tur dedi. 1 Mayıs'ta Taksim'e izin verilmemesiyle ilgili soruyu cevaplandıran Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, kurallı bir toplum olmamız gerektiğini söyledi. Yılmaz şu ifadelere yer verdi. Ziyarette Belediye Başkanı Feyyat Asya, Bakan Yılmaz'a ziyaret anısına plaket takdim etti. Belediye şeref defterini imzalayan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz daha sonra Bingöl'e hareket etti. Gelişmiş bir toplum dediğiniz, kalkınmış bir toplum dediğiniz bir ülkede hukukun işlemesi lazım, kuralların işlemesi lazım. Biz miting yapılmasına karşı değiliz. Bilakis mitingler yapılsın diye her türlü ortamı hazırlıyoruz. 1 Mayıs'ı resmi bayram haline getiren AK Parti hükümetleridir. 1 Mayıs her türlü kutlamanın, her türlü mitingin olması için bütün şartları sağlıyoruz. Fakat bir taraftan da bizim halkımızın yaşam koşullarını düşünmemiz lazım. Esnafımızı düşünmemiz lazım. Her isteyenin her yerde her şeyi yapabileceği bir ülke kalkınmış bir ülke değildir. Muş'ta 1 Nisan'da kaybolan 29 yaşındaki zihinsel engelli İmran Ekeci'den hala bir haber yok sevgili izleyenler. Ekeci'nin bulunması için balık adamlar devreye girdi ve Karasu Nehri'nde aramalar yapıldı. Yapılan aramalar sonuç vermedi. Muş'ta 1 Nisan'da kaybolan zihinsel engelli genci arama çalışmaları devam ediyor. Zihinsel engelli genç için bakılmadık yer bırakılmazken Van Emniyet Müdürlüğü'nden gelen balık adamlar da bugün çalışmalara destek verdi. Muş'ta 1 Nisan'da kaybolan zihinsel engelli genci arama çalışmaları devam ediyor. Zihinsel engelli genç için bakılmadık yer bırakılmazken Van Emniyet Müdürlüğü'nden gelen balık adamlar da çalışmalara destek verdi. Kent merkezi Yeşilyurt Mahallesi'nde ailesiyle birlikte kalan zihinsel engelli 29 yaşındaki İmran Ekici 1 Nisan günü kaybolmuştu. İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü, Muş Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin özellikle Muş Ovası ile Karasu Nehri'nde yaptığı arama çalışmalarından 20 gün boyunca bir sonuç alınamayınca Van'dan dalgıç ekibinin istendiği belirtildi.
Muş'a gelen Van Emniyet Müdürlüğü sualtı ekibi dalgıçları Karasu Nehri'nde arama yaptı. Islah çalışmalarının yapılmasından dolayı gölet haline gelen nehrin eski yatağında da arama yapan dalgıçlar bir sonuç alamadı. Arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde izleyen Ekici ailesi ekiplere teşekkür ederken 21 gündür oğlunu her tarafta aradıklarını ifade eden Fevzi Ekici, bazen vatandaşların kendilerini aradıklarını ve çocuklarını gördüklerini söylediklerini ifade etti. Asılsız ihbarların çalışmaları aksattığını belirten Fevzi Ekici, vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini söyledi. Böyle yalandan, beyandan bulunmasınlar. Bize yardımcı olsunlar. Netice bir evladası, herkes bize yardımcı olsa çok memnun olurum. Oğlunun ölü ya da diri olarak bulunmasını istediğini ifade eden İmran Ekici'nin annesi Yüksel Ekici, 21 gündür acı çektiklerini kaydetti. Ben İmran'ın bulunmasını istiyorum. Allah rızası için kim görmüşse, ölüyse, diriyse bize getirsinler. Allah rızası için ben anneyim, 21 gündür oğlum kayıptır. Van Emniyet Müdürlüğü sualtı ekibinden Ataman Şekerci de dün Karasu Nehri'nin eski yatağında oluşan göletlerde arama yaptıklarını ancak herhangi bir sonuca rastlamadıklarını söyledi. İlerideki akarsu tanırdık ve buradaki gölet görürdük. Dip, balçık, görüntü hiç yok. Zaten çok derin değil, su sığ. Bakılabilecek her yere baktık. Herhangi bir iz ve emareye ulaşamadık. Futbol maçları barış ve kardeşlik için yapılmalı ancak Erzincan'da amatör küme maçında olaylar çıktı sevgili izleyenler. Maçın 90. dakikasında ortalık birdenbire karıştı. Maçı izlemeye gelenler arasında kadınlar da vardı. Bayanlar kavga olayını cep telefonlarıyla görüntüledi. Erzincan'da amatör küme maçında iki takım futbolcuları arasında çıkan kavga sahalarda istenmeyen görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Ayrıca kavga görüntülerinin bir kısmı amatör maçlara nadir gelen bayanlar tarafından çekilirken, kavga esnasında bayanların korktuğu ve paniklediği dikkatlerden kaçmadı. Erzincan Amatör Lig Play-Off Grup Birinciliği müsabakası 13 Şubat Erzincan Gençlik Spor ve Tercan 17 Şubat Belediyespor arasında oynandı. Demirkent Sentetik Futbol Sahası'nda oynanan futbol müsabakasının sonunda futbol sahalarında istenmeyen olaylar yaşandı. 13 Şubat Erzincan Gençlik Spor takımı rakibi Tercan 17 Şubat Belediyespor karşısında karşılaşmayı 4-1 önde götürürken maçın 90. dakikasında saha karıştı. Maçın orta hakemi Özgür Ebiş uzatmaları gösterdiği esnada bir pozisyon için faul çaldı. Hakemin kararına sinirlenen Tercan 17 Şubat Belediyespor futbolcuları hakeme saldırdı. Maçı tatil eden hakem soyunma odasına giderken her iki takımın futbolcuları sahanın ortasında kavgaya tutuştu. Kavga sırasında 13 Şubat Erzincan Gençlik Spor futbolcularından Özlem Kağıt'ın burnu kırılırken futbolcu hastaneye kaldırıldı. Yöneticilerin ve güvenlik güçlerinin kavgayı yatıştırmasının ardından karşılaşma tatil edildi. Karşılaşmayı izlemeye gelen az sayıda bayan seyirci yaşanan kavga olayını cep telefonlarına kayıt ederken kayıt esnasında yaşadıkları korku ve panik ise dikkatlerden kaçmadı. Peygamber Efendimiz 20 Nisan'da dünyaya teşrif etti. Siirt'te bu özel ve güzel günde dünyaya gelen bebekler altın ve bohçayla ödüllendirildi. Siirt Müftüsü Faruk Arvas bu tarihte 20 Nisan'da dünyaya gelen bebeklerin kulağına ezan ve kamet okudu. Kutlu doğum haftası nedeniyle Siirt İl Müftülüğü Organizasyonu Sancaklar Vakfı sponsorluğu ve Kızılay Siirt Şubesi ile Siirt Bir Ses Ver Derneği işbirliği ile 20 Nisan'da doğan 17 bebeğe çeyrek altın ve bohça hediye edildi. Siirt Valisi Ahmet Aydın'ın eşi Arzu Aydın, Siirt Müftüsü Faruk Arvas, Kızılay Şube Başkanı Yener Tanık, Siirt Bir Ses Ver Derneği üyeleri ve din görevlerinin katılımıyla Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tören düzenlendi. Peygamberimizin dünyaya teşrif tarihi 20 Nisan olduğu için bugünü seçtiklerini söyleyen Siirt Müftüsü Faruk Arvas şöyle konuştu. Ondan bahsederek memleketler değer kazanır. Ondan bahsedilince salonlar değer kazanır. Ondan bahsedilince dünya değer kazanır. Bütün il genelinde ortaokullarda okuyan 40 bin öğrenciye 40 bin Hazreti Muhammed hayatını ifade eden kitaplar gönderdik.
Müştü Ervas, kutlu doğum haftasının 20 Nisan'a denk gelen ve son 36 saat içerisinde doğan bebeklerin kulaklarına ezan ve kamet okudu. Ailelerin teklifi üzerine bebeklerin bazılarına Nisanur, Mehmet Emin, Sümeyra, Rukiye, Muhammed Furkan, Muhammed Enis, Ömer Fatma, Ümmü Gülsün ve Eyüp isimleri konuldu. Çocuklarına çeyrek altın ve çocuk bohçası hediye edilen çiçeği burnunda anneler ise bu jestten son derece memnun olduklarını ifade ederek yetkililere teşekkür etti. Mardin'in Midyat ilçesinde kendisini savcı katibi olarak tanıtan bir kişi evinde elektrik arızası olduğu gerekçesiyle elektrik ustasından yardım istedi. Birlikte eve gittiler. Zanlı arabaya ihtiyacı olduğunu belirterek elektrik ustasının minibüsünü alıp kayıplara karıştı. Polis bütün çıkış ve girişleri kontrol altına aldı. Mardin'in Midyat ilçesinde savcı katibiyim dedikten sonra bir elektrik tesisatçısının minibüsünü ödünç isteyen şahıs bir süre sonra ortadan kayboldu. Minibüsün sahibi polise haber verdi. Araç saatler sonra terk edilmiş halde bulundu. Aracı alan şahıs ise kayıplara karıştı. Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan Akkurt Tesisat isimli iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi Midyat'a yeni taşındığını ve savcı katibi olduğunu belirterek yeni kiraladığı evde elektrik aksaklıklarının giderilmesi için elektrik ustası Abdi Akkurt'tan yardım istedi. Şahıs, Akkurt'la birlikte yeni kiraladığı eve gittikten sonra burada Akkurt'tan aracını ödünç isteyip kayıplara karıştı. Başlarından geçen olayla ilgili bilgi veren iş yeri sahiplerinden Abdullah Akkurt, eve birlikte gidiyorlar, lambaları değiştirirken arabanın anahtarını istiyor. Benim bir plazma televizyonum var, bu televizyonu değiştireceğiz. Ben bir memurum, savcının katibiyim, Diyarbakırlıyım diyor. Ondan sonra bir daha geri gelmiyor şeklinde konuştu. Çalındığı belirtilen 47LH920 plakalı minibüsle ilgili ilçenin giriş çıkışlarını kontrol altına alan polis, MOBESE merkezinde hummalı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda minibüs, Yunus Emre Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Evet, artık kimlere inanıp güveneceğimizi şaşırmış durumdayız gerçekten. Şanlıurfa'da 21 yaşındaki Atilla Kılınç sulama kanalında sadece elini yıkamak istiyordu ve bu sırada sulama kanalına düştü. Hemen polise ve 112 ekiplerine haber verildi. Maalesef 22 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Şanlıurfa'da kanala düşen Atilla Kılınç adlı gencin cesetine ulaşıldı. Olay dün öğleden sonra Merkez Haliliye ilçesi Balaban mevkinde meydana geldi. İddiaya göre sulama kanalında elini yıkamaya çalışan Atilla Kılınç bu sırada kanala düştü. Burada çalışan tarım işçisi bayanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı ekipleri bölgeye sevk edildi. Dün akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren polisler gencin cesetine ulaşmayınca çalışmalarına ara verdi. Sualtı polis ekipleri bugün sabah erken saatlerde çalışmalarına yeniden başladı. Yaklaşık 100 metrelik alanda arama yapan polis gencin cesetine ulaştı. Çevredekilerin de yardımıyla kanaldan çıkarılan gencin ceseti ceset torbasına konularak ambulansa bindirildi. Gencin ceseti otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Evet, ecel gelince bir el yıkama da bahane oluyor bazen. Cizre'de Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında bir program düzenlendi. Programda semazen gösterisiyle izleyenler büyülendi. Maruf din görevlileri tarafından Kutlu Doğum Haftası ve Herkes Onu Okuyor sınavının ödül töreni için Şırnak'ın Cizre ilçesinde coşkulu bir kutlama programı düzenlendi. Spor salonunda yapılan etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur'an-ı Kerim'den sonra Kürtçe Mevlid-i Şerif okundu. Kürtçe Mevlid'den sonra sahneye çıkan İstanbul İlahi grubu seslendirdikleri Türkçe, Arapça ve Kürtçe ilahilerle salondakileri hem duygulandırdı hem de coşturdu. İlahiler eşliğinde sahneye çıkan semazen gösterisi de katılımcılara ayrı bir manevi haz tattırdı. Programa akın eden Cizreliler, yapılan salavat-ı şerifler, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif birbirinden güzel söylenen Türkçe, Arapça ve Kürtçe ilahiler ile mest oldu.
Çek Cumhuriyeti'nde bir adam trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. İşte o görüntüler. Çek Cumhuriyeti'nin bir kasabasında hemzemin geçidin yaya ve araçlara kapandığı sırada umursamaz tavırlarla tren yoluna giren bir adam feci kazadan son anda kurtuldu. Çek Polis Müdürlüğü'nün yayınladığı görüntülerden bariyerlerin etrafından dolanan adamın bir süre beklediği, daha sonra ise karşıya geçmeye karar verdiği anlaşılıyor. Trenin yaklaşması üzerine koşar adım hareket eden adam trenin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Yerden kalkan adam güçlükle yürüyerek yol kenarına geçiyor. Sırada Bitlis ve ilçeleri için hava durumu var. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Bizleri bitlis.tv.com adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına barıştan, kardeşlikten ve huzurdan yana günler diliyorum sevgili izleyenler. Yarın 18.30'da tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.